Allah Celle Celaluhu'nun bize verdiği nimetler. Nimetlerin faydaları. Hiç üşenmedim. Tek tek araştırdım. İlla ki namaz, abdest, sohbeti yapmayacağız biz. Bizde her şey var. Her ayak var bizde. Güzel bir sohbet olacak inşallah. Ama önemli olan bunları kapmak. Şimdi burada belki not alamazsınız ama bu sohbeti eve gidin baştan dinleyin, not alın. Çünkü çoğunuzun, hatta hepimizin bu konularla alakalı yaptığı hatalar var. Allah Celle Celaluhu'nun bize verdiği nimetlerin bakın ne faydaları var. Biz ne yapıyoruz sadece, önemli, yiyoruz. En sevdiğim şey ne? Hobimiz Türk milletini yemek. Ya bayılırım diyor. Yemeden duramıyorum diyor hocam diyor. Gece 12 bir. Geçen kim dedi? Gece 2'de kalktım yemek ısıttım, yemek yedim dedi. Gece 2'de. Beni öldürseler kalkıp yemek yemem ya. Gece 2'de kalkmış, ocağı yakmış, pilavı koymuş, ısıtmış. Abicim nasıl bir hobimiz var bizim? Bu millet nereye gidecek ya? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Adem oğlu midesinden daha şerli bir kap doldurmamıştır. Üf. Midesinden daha şerli bir kap doldurmamıştır. Peki bizim en sevdiğimiz şey yemek, öğütmek. Öğütüyoruz. Evet. Şimdi arkadaşlar. Yoğurt. Allah Celle Celaluhu bize verdiği en büyük nimetlerdendir. Yoğurdun faydaları zaten saymakla bitmez. Ama dedim ya, burada duyacağınız şey ekstralardır. İsteyen uygulasın, isteyen uygulamasın. Hiç de umurumda değil. Ben anlatacağım. Alan alır, almayan kendi bilir. Yoğurt mesela suratında böyle cilt problemi olan varsa arkadaşlar. Yoğurt yüze sürüldüğü zaman ciltte temizlik yapıyor. Ciltteki gözenekleri temizliyor. Yoğurt. Ondan sonra muz. Bak nimetlere bak, faydalarına bak şimdi. Muz yemek diyor. Böbrek taşını engeller. Muz yemek böbrek taşını engeller arkadaşlar. Bu böbrek taşı çok ciddi bir hastalıktır arkadaşlar. Bunun şakası yok. Böbrek taşı döken adam diyor canım çıktı. Taşla kırıyorlar, şeyle kırıyorlar, makineyle kırıyorlar. Böbrek hastalığı. Böbrek taşını adam yatıyor makine. Ses dalgalarıyla adamı bağırta 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 o taşlar kırılıyor. O taşların çıkması da problem. İşte böbrek taşı engelleyen şey muz yemek. Ve muz diyor yorgunluğu alır. Akşama kadar yoruldun, canın çıktı, bilmem ne yaptın. Bir tane muz al. Şimdi bunların altına hemen basit hemen şeyler yorulur. Biz muzu bulduk da yemesi kaldı. Yapma o zaman ya. Allah Allah. Yapma. Ben parası olanlara söylüyorum. Zenginlere hitap ediyorum arkadaşlar. Evet, bu sohbette Etiler. İşte ne bileyim Beşiktaş, Ataköy. Kalite Allah'ım ya Rabbim. Ya yapıyorsan yap, bana ne? Ben sana sadece söylüyorum. Bak şimdi. Sarımsak biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Sarımsak. Yani faydası hakikaten aşırı şekilde faydası var. Avrupa'da sarımsak antibiyotik niyetine kullanılıyor biliyor musunuz? Avrupalılar. Bizim millet ancak mantının içine koyuyor. Cacığın içine koyuyor. Oh diyor bir sarımsaklama. O ağza bir de namaza geliyor. Esselamu aleyküm ve rahmet. Sarımsağın deriye nüfuz ettiğini biliyor muyuz arkadaşlar? Bir bak şimdi örneği şöyle vereyim ben size. Sarımsağı alın. Topuğunuzun altına sürün. Belli bir süre sonra o hissi midenize hissedeceksiniz. Sarımsağın öyle bir özelliği var arkadaşlar. Bak topuğunuza sürün. Sanki belli yani birkaç dakika diyeyim sen işte 5 dakika sonra neyse. Sanki o sarımsağı yemişsiniz gibi midenize onu hissediyorsunuz. Faydalıdır, yapın. Ama namazdan önce yapmayın. Namaz önce sarımsak yemeyin, gözünüzü seveyim. Ya da yiyorsanız da evde kalın. Ama yemeyin. Ha, camiye gitmemek için bahane arayanlar tabii ki de. Onu öyle yapıyor. Kavun yemek hafızayı güçlendirir. Kavun. Bak yaz geldi. Kavun sezonu açıldı. Hafızayla alakalı arkadaşların çok problem var. Adam adını unutuyor ya. Adını neydi lan be? Böyle, bu dereceye gelmişler yani. Hafızayı güçlendirir. Ayrıca kavun yemek ameliyat olan kişilerde ameliyat sonrası yendiği zaman iyileşmeyi hızlandırıyor. Biliyor muyduk bunları? Yok, biz sadece yiyoruz. Biz yiyoruz baba, başka bir şey yapmıyoruz. Yiyoruz. Allah Allah, ben bayağı faydalıymışım diyor. Mübarek adam. Yerken de ölçülü. Şimdi arkadaşlar aranızda su içmeyen var mı? Ben hiç su içmedim, bugüne kadar görmedim öyle bir şey yok, icat edildi mi diyen var mı? Yok. Bakın şimdi sular, suyla alakalı bak neler var neler. Allah Allah. Ben bunu dinledim, sudan soğudum ha. Gerçekten bak sudan soğudum. İyi dinleyin. Bakın siz de sudan soğuyacak mısınız? Bak. Uyku arasında su içilmez beyni etkiler. Meyve yedikten sonra su içilmez asit yapar. Kustuktan sonra su içilmez vebaya sebep olur. Yemek arasında ve hemen sonrası su içilmez hazmı zorlaştırır. Tatlıdan sonra su içilmez şekeri yükseltir. Banyodan sonra su içilmez İç organları yaşlandırır. Koşup yorulduktan sonra su içilmez, karaciğer ve dalakta büyüme yapar. Acı yedikten sonra su içilmez, reflü ve gastrite sebep olur. Daha geriye bir şey kaldı mı? Ya neler var neler değil mi arkadaşlar? Bunu çoğunluk ilk defa duydu değil mi? Daha önce duyan var mı bunları?
Görüyorsun bak neler var ya. Bak bu sohbeti bir daha söyleyeyim. Bak açın evde bir daha izleyin bu sohbeti. Hakikaten izleyin. Çünkü sağlığımızla oynuyoruz. Ondan sonra insanlar niye erkenden ölüyor? Hadi ya, kendi kendine ölüyor lan. Şimdi suyla alakalı ince bir detay bak. İyi dinleyin burayı. Ayakta su içmek zorunda kalırsanız. Ayakta su içmek zorunda kalanlar. Sağ ayak baş parmağını yukarı kaldırın. Hangi ayak? Hangi parmak? Sağ ayağının baş parmağı. O büyük olan var ya. Onu havaya kaldırıyorsun. Bak şimdi mevzuya bak. Diyor ki bir kimse diyor o baş parmağını ayağa kaldırırsa diyor midede bir refleks şey vardı ismini unuttum neyse. Midedeki o refleks devreye giriyor ve mide kapakçığını açıyormuş. Bak sağ ayak baş parmağını kaldırınca midedeki kapakçık açılıyor ve ayakta su içmenin verdiği zararı asgari indiriyor. Çünkü ayakta su içmek çok zararlı arkadaşlar. Ama biz ne yapıyoruz? 2,5 kafaya dikiyoruz ayakta. 2,5 nefessiz, besmelesiz, dümdüz. Oğlum onu beygirler öyle içiyor. Evet. Ha, beygirler kafaya dikmiyor. Ay ne hesap, ne farkı kaldı ki kardeşim ya. Arkadaşlar. Bak şimdi. İyi dinleyin burayı. Yemekten sonra hemen yatmayın. Mideye zararlı. Soğuk su ile ilaç içmeyin. Mideye zararlı. Sabah bol su, gece az su için. En iyi uyku saati akşam 10 ile sabah 4 arasıdır. Arkadaşlar bunlar bilimsel ayet hadis okumuyor mesela. Bizim millet ayet hadise çok itibar etmiyor ya. Abi hepsi bilimsel ya. Telefonunuzla konuştuğunuz zaman sol kulağınızla konuşun. Akşam 5'ten sonra ağır yemek yemeyin. İlaç içtikten sonra hemen uyumayın. Bir kase yoğurdun içine bir çay kaşığı zerdeçal, bir çay kaşığı tarçın ve iki çay kaşığı zeytinyağı ekleyip karıştırın. Sabahları aç karnına, öğle aralarında ya da öğle öğün niyetine, yani öğlen yemeği niyetine ya da akşam yemeği niyetine yiyebilirsiniz. Günde bir kase, bir kimse bunu böyle yaparsa hem göbeğin erimesine hem de diyor kabızlık, şişkinlik ve gaz sorunlarına iyi gelir. Bu gaz sorununa iyi gelirse bizim cemaat komple yapsın ya. Yapın kardeşim yani. Abdest tutma sorunuz var bizim cemaatte. Ne? Ne yüzüme bakıyorsun Allah Allah. Eski mescitte 40 rekat namaz kıldık. Namazın yarısında cemaat kalmadı. Herkes tuvalete koysun. Ne bir varak adamsınız. Yapın da faydası var. Bak şimdi. Fazladan kilo vermek isteyenler. Zaten bizim millete, Türk milletine aşırı bir obezlik başlamış. Bu koronadan sonra. Fazla kilo vermek isteniyor. Yemekten yarım saat önce su içsin. Bu şekilde diyor yapmak 3 ayda diyor. Vereceğiniz kiloları %44 arttırır. Arttırır oranını. Ne diyor? Yemekten yarım saat önce su içmek. Düzenli olarak yaparsan bir bardak su iç. 3 ayda diyor Allah'ın izniyle dümdüz. Göbek mebek bir şey kalmaz Allah'ın izniyle.